the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands like a ceiling can. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Marvel Şampiyonlar Turnuvası 21. bölümün Part 2'sinde yeniden beraberiz. Dün bahsettiğim gibi tabletin kapanmasıyla son bölümü izleyemediniz. Ama biz iki tane çağ kristal parçasını yakaladık. 2000 tane. Ve şimdi onun devamını çekiyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım sonuç ne oldu? Neler kazanabildik? Hadi hep beraber izleyip görelim. Evet arkadaşlar, dünkü kaldığımız yerde şu anda karşılıklı oyuna da devam diyecektir. Süresi bitmediyse gördüğünüz gibi devam diyor. Bakın 7 level geçtik. Ya 35.000 tamamladık ama işte şarj bittiği için o anı göremediniz siz. Şu anda 39.000, 40.000'imiz var. 150.000'e doğru gideceğiz. 3 yıldızlılarda en son bunları kullanmışız. Kaptan Amerika. Şahin Göz ve Wolverine. İsterseniz onlarla devam edelim diyeceğim ama şimdi gitgide güçlendiği için hani o kadar cesaret de edemiyorum açıkçası. Ördeği almamıştık. Ördeği alalım bence. Aynılarıyla devam etmeyelim çünkü yenilebiliriz. Depremi alıyoruz. Bir de şu taş arkadaş var. Onu alalım. Hemen savaşa girelim. Sesimizi de kısıyoruz. Benim duyabileceğim şekilde ses. Bakalım ne kadar gidebileceğiz ya da gidebilecek miyiz? Bu en son Stormy'yi yenmiştir dün hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi siperimizi yaptık. El becerimizi yaptık ama bu adamın engellenemez, durdurulamaz her şeyi var maşallah. Yani ilk oyundan yenilmek sinir bozucu olur arkadaşlar. Hakikaten onda da el becerisi var bu arada. Karşımızdaki oyuncuda da el becerisi var. Ulan vurdurmuyor lan. Şuna bak. Oğlum iki vuruyoruz, kaçıyor. Yuh. Adamdaki olaya bak ya. Ama canını azalttık yani. O da benimkini azalttı gerçi de. Abi durdurulmazı nedir ya? Tamam lan, tamam yeter. Tamam artık la. Yeter. 3. Artık öldürür yani. Abi eğer üçüncüyü kullanmasaydık ölmüştük yani. Pes. Adama vuramıyoruz bile ya. Neyse ki ördek işe yaradı. Quake'e bakalım, depremimize bakalım. Durum nedir? Bayan Marvel'la çarpışıyor. Çok güçlü değil bayan. Quake'im de çok güçlü değil aslında. Yani bunlar son dönemde çıkan karakterlerdi ve oynamadım çok fazla. Gördüğünüz gibi canı çok çabuk gidiyor. Dediğim gibi hani çok kullanmadım çünkü. O yüzden de çok güçlendirmemiştim. Bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Kazanabilecek miyiz 8. seriyi? Üçünü kullansam bile bir şey ifade etmeyecek. O yüzden henüz kullanmadım ama şimdi kullanabilirim. İşte depremini yarattı ve öldürdü galiba. Kazandık. İşte bu. Ve belli bir süre sonra farkındaysanız çarpı 3 ile daha çok hızlı kazanıyorsunuz. Yani 150 bine ulaşmak aslında o kadar zor değil. Yeter ki yeterli seviyede kahramanınız olsun ve
yeterli güçleri olsun. Karşı tarafın 3 yıldız kullanmamasına, sizin de can kaybetmemenize çok dikkat edin arkadaşlar. Adamı kendinize çekin, sersemletin, durdurulamaz, engellenemez vesairelerle. Şimdi o 3 yıldızını kullanacak. O kullanmadan ben kullanayım bir. Canını bir azaltayım şunun. Ölümünü sağlayamayız ama bunun gücüyle. Şimdi o kullanacak arkadaşlar, görürsünüz. Umarım canımızı bitirmez. Ki çok fazla etkisi olmadı bana da. Gördüğünüz gibi öyle bir şey yapamadı. Sıra bende. Bu seriyi de kazanarak videodan ayrılmış olacağız. En azından seriyi tamamlamış olacağız. Ve ayrıca telefondan oynadığım için de hiçbir korkum yok. L2'yi kullandım ve öldürdüm. Kanamayla işini bitirdik. İşte budur. Gördüğünüz gibi 38 iken 48'e geldi. Yani 3'er bin puanlar aldık, gördüğünüz gibi yazıyor zaten. 50 bini tamamladık. 100 bin daha alırsak, ya bu hesaba göre bayağı bir oynamamız lazım. O da ayrı bir şey. Keşke sonrasında gelenlere baksaydım unutmamak için. Neyse, şuradan Thor'la oynamadık çünkü. Thor, bu arkadaş, bir de Abomination, ama büyük ihtimal bunda yenileceğiz. Yani 9. seride ruhumuzu teslim edeceğiz. Çünkü ben öyle hissediyorum. Karşımızda Kaptan Amerika. Ama gücüne bakarsanız benimkinden güçlü. Ama oynamayı önemli olan bilmek gerekir. Kendine çek. Vur, parçala. İkinci gücünü, birinci gücünü kullandırt. Özellikle karşılıklılarda üçlüyü kullandırtmamaya çalışın. Kendinizi çekerseniz zaten kendisi üçüncü gücünü kullanmıyor. İkinci gücünü kullanıyor. Şimdi yine kullandırtmaya çalışacağım. Ki bana kullandı işte. Tamamdır, artık benimsin Kaptan Amerika. Bu arada Thor demiştim de bu Thor değil. Yanlış söylemişim. Bunun da çok fazla bir gücü yok. Canı çok fazla gitmedi ama kanaması, şoku var. Bana güç kullandı. Fayda eder mi? Öldüm. İsmi yanlış söyledim. Thor değilmiş. Benim hatam. Ama bundan sonrakinde emin değilim. Bu çok güçsüz. Karşıdaki de çok güçlü arkadaşlar. Oyunun güçlü karakterlerinden. O yüzden çok bir umudum yok açıkçası. Yani çok umutsuzum ama belli de olmaz bu işler. Gücünü kullandı. Güzel. Gücünü kullanması önemli. Ağır saldırı yaptı. O da bana vurma imkanı sağladı. Ama öyle çok bir şeyimiz yok. Biz de ağır saldırı yaptık. Evet, gücünü kullandı. İyi. Gücünü kullanması iyi. Güzel. Kullan gücünü sen. Yeter ki bana 3L3'ünü kullanma. Geri kalanını ben hallederim aslan. Abo. Şeyden kaçtı. Ağır saldırıdan kaçtı. Yeter ki bana L3'ünü kullanma. Geri kalanı bende. Çünkü L3'ünü kullanırsa arkadaşlar ölürüz. Ama L3'üne doğru gidiyoruz. Ama bunu yapmazsak da bitiremeyiz olayı. Şimdi ben L3 kullandım. Ve işini bitirdim. Kendinden beklenmeyecek bir hareket. Güzel. Good boy. Ve Abomination. Burada Thor'a yenilebiliriz. Gördüğünüz gibi zaten adım bile atamadık. Ağır saldırı yapacaktı. Onu engelledik.
yine bir ağır saldırıyla gördüğünüz gibi gücünü yedik. O kötü oldu. Ama gücünü kullan bana. Aferin, böyle ol. Bana güç kullan. Ağır saldırı. Bana güç kullan aslan parçası. Güç! İşte bu. Zehir de veriyoruz bu arada arkadaşlar. Onun şeyini de açmıştık. Ha yok, daha açmadık, pardon. Yalnız artık ölmek üzereyiz. Birazcık şey yapmamız lazım. Ağır saldırı yaptığı için şimdi bitirdik işini. Büyük ihtimal. Evet. İşte bu. Tamamdır arkadaşlar. 59.000'e geldik. 60.000 oldu neredeyse. Yine 3 yıldızlara gidiyoruz. Nerede kalmıştık? Şimdi Wolverine, Thor ve yenileceğimiz Magneto. Magneto da kesin yenileceğiz. Hep yenileceğiz dediğimizde yendik ama bu sefer gerçekten yenileceğiz abi ya. Bundan gıcık alıyorum zaten. İyi ki güçlerinden kaçtık. Vuramadı. Güzel savurduk. Sakın üçüncü gücünü kullanma. Güzel, güzel. Güç kullan ama... Ooo, ne güzel lan. Öldürdü bizi adam ya. Dedim yenileceğiz diye. İçime doğdu abi yenileceğim. İçime doğdu. Bunu da alamayacağız. Görün bakın. Bunu da alamayacağız. Bakıyorsunuz bunu alıyormuşuz. Canımız 100. Üçlüyü kullanmamalı. Kendimize çekiyoruz, gelmiyor ki. Şeyler gibi oynuyor. Kafa topundakiler gibi oynuyor ha. Ha. Ne oldu? L3'ümüz hazır. Onun da hazırdı. O yüzden ben vurmak zorundaydım ve işini bitirdim. Dediğim gibi yeneceğiz dediğimizde yeniliyoruz. Yenilmeyeceğiz dediğimizde yeniyoruz. Böyle bir saçmalığımız var. İlginç. Yine her şey bitmiş değil ama burada yeneceğiz demeyeceğim çünkü yenileceğiz. Manyetomuzda öyle çok bir güç yok. O yüzden ama gücünü kullan, güzel, gücünü kullan, sevdim, gücünü kullan, aynen, yine kullan, bir daha kullan o gücü, L3 yapmadan gücünü kullan yine sen arkadaşım, güzel, onun gücünü kullanması demek bizim rahatlamamız demek arkadaşlar. Heh, süpersin be. Şimdi bakın, yani çok güçlü değil Magneto. Gördüğünüz gibi özel gücünü kullandım. 64'e kadar indirdi canını. Yani adamın sürekli bize şey yapması lazım. Gücünü kullanması lazım. Neyse ki kullanmıyor arkadaşlar. Allah kahretsin, şoku yedik ya. Bitti oyun. O şoku yedik ya, şu anda gidiyor arkadaşlar. Maç gidiyor arkadaşlar. Evet. Part 2 olarak bunu size çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maalesef ki 10. seriyi oynarken maalesef yenildik ve 63.000 puanda kaldık bir tanesini alabildiğimiz için. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Devam diyebiliriz. Bundan sonraki seri yeniden başlayacağı için dünkü çarpıştığımız yerlerde, bu arada biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Dünkü oynadığımız küçük karakterlerle tekrardan
başlayabiliyoruz süre boyunca. Bir süresi var bunun. Bu süre boyunca arkadaşlar baştan başlayabiliyorsunuz. Yani 150 bine giden yolda çekilen çile kutsaldır deyip devam ediyoruz. Şimdi artık tekrardan en düşük rakipler gelecek. Yine büyük ihtimal 9. seviyeye kadar gidebileceğiz. Ya istediğin kadar durdurulmazın olsun, aslan parçası rain olsun sen ya. Bakın ağır saldırı yapacağımı nasıl anlıyor ama olsun. Yani 3. güce bile gerek yok. L2 ile bile bitiririm seni. İşte bu kadar. Hemen sonraki dövüşe geçelim. Hulk Bayan Marvel'a karşı. Ve şimdi tabii ki çarpı 3'ü kaybettik. Yani bir katla devam edecek oyun. Ve 1.25, 2, 2.25 gibi devam edecek arkadaşlar. 2.5 gibi devam edecek arkadaşlar. Yani 3'e varana kadar zaten bir 4 seri geçecek. Ondan sonrasında şimdi Bayan Marvel her an 3. gücünü kullanabilirdi. Ölmeseydi eğer. Yani bu dövüşten çok fazla bir puan almayacağız, onu söyleyeyim arkadaşlar. Demek ki 10.000 puan alamayacağız mesela. Yani bir nevi dünküne yeniden başlamış gibiyiz, öyle düşünün arkadaşlar. En zayıftan en güçlüye doğru gidiyoruz yine. Buraya giderken 63.000 almıştık, yani aşağı yukarı bir 120.000'i buluruz diye düşünüyorum. Bu sefer herhangi bir şarj bitme sorunu olmayacak, bundan emin olabilirsiniz. Ve güç bile kullanmadan gördünüz, adamı devirdim ve son savaşı yaptım. 6.000'lik bir puan geldi yani toplamda. Yok, 6.000'lik gelmemiş gerçi. 3.000'lik gelmiş, niye yalan söylüyorsun? 3.000'lik bir puan geldi. Bu arada başarı kazandık. Oradan gördüğünüz alttan geçti. Çağ kristali için savaşıyoruz arkadaşlar. Yine 3 yıldızlardan devam ediyoruz. Aşağılara iniyoruz. Ve bu arkadaşı, yanındaki Bayan Marvel, yine Kaptan Marvel var. Bir de Hulkbuster var. Onlarla savaşa gireceğiz arkadaşlar. Bu arada ben sizin için şu anda evet, bir video daha hazırlamıştım. Onun kontrolünü yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Onu da sizlerle paylaşayım. Sonra 21. bölüm Part 2 olarak da bunu yükleyeceğim. Siz 21. bölümünü izlemiş olacaksınız ben bunu paylaşırken. Marvel şampiyonları çok seviyorsunuz diye özellikle Marvel şampiyonlara ağırlık verdim. Mustafa, sen de özellikle söylediğin için, yani efsane Türk, sen de Marvel'ı ve bu tarz oyunları sevdiğin için kafa topunu değil de bunu çekiyorum, ama kafa topundan da gelecek video. Tabii ki bütün şeyleri kullanıyoruz. Bütün oyun içeriklerini kullanıyoruz. Elimizden geldiğince PUBG oynuyoruz. PUBG'ler de gelecek arkadaşlar. Critical Ops da gelecek. Critical Ops'u da çok sevdim çünkü. Eğlenceli bir oyun. Ve bir arkadaşımız ekler misin dedi beni. Evet, ekleyeceğim. Bu hafta sonu eklemiş olacağım arkadaşlar. Ve devirdik, bu kadar. Şimdi sıradaki gelsin. Hulkbuster'ı çok sevmesem de bu seviye için yeterli. Yani
karşılıklı oynalarda kullanılabilecek bir karakter diyebilirim. Worker, Worker, Robotics ve L2 ile de bitirelim işini. Tabi canım, Hulkbuster'ı da güçlendirdik yani. Evet, bu seriyi de aldık. Şu anda 70.000'e yaklaştı puanımız. Üçüncü seriyi oynuyoruz şimdi. Üç yıldızları seçtik. Şimdi Gamora, Kızıl Hulk ve Massacre muydu? Massacre. Bir de koyabilirsek yerine. Massacre geldi. Hadi bakalım. Bonus çoğaltıcıyı yükselttikçe puanlarımız da yükseliyor arkadaşlar. Örümcek adam gelmiş. Olabilir. İstediğin kadar kaç. Benden kurtuluşun yok örümcek adam. Yap. Bir gücümle bitireyim mi? Bitirdim. L1 ile bitirdim işini. Devam ediyoruz. Doktor Strange gelmiş karşımıza. Kızıl Hulk affetmez. Hulk eziyor. Kızıl Hulk daha fazla eziyor. Acıması yok. Hulk bu. Hulkman. Gene L1 ile bitirelim ya. Diyecektim de dayanamadım. Vura vura öldürdüm. Massacre geliyor şimdi. Massacre'yi seviyorum ya. Ama oyunlarda kullanılabilecek seviyede değil şu anda. Oyunlarda bir tek 3 yıldızlı kullanılabilecek Luke Cage'imiz var. Onu da gördünüz yani. Başka şu an hikaye maceralarında kullanabileceğimiz bir 3 yıldızlı kahramanımız. Kaptan Amerika Sonsuzluk Askeri de fena değil aslında ama L1'le de işini bitirdik. Dünkünden daha hızlı ilerliyoruz. Üç yıldızlılardan hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Örümcek adam tabii farklı klasmandaki. Ant-Man, karınca adam ve yine bir örümcek adam. Sondaki örümcek adam klasik örümcek adam. Ama diğerini unuttum işte. Teknolojik mi bilmem ne bir şeydi. Alırız bunu her türlü. Ya bunun şeyi yok. Affı yok. Bunu her türlü alırız. Bunlar kolay. Vuruşları da değişmiş. Ya gerçi doğru ya. Farklı klasmandı bu örümcek adam. L2'sini kullandık. Ve L2'siyle de bitirdik. İkinci dövüş geliyor. Ördekle dövüşeceğiz. Ama bu ördek farklı ördek. Bu ördek başka ördek. Yok böyle bir ördek. Lan. Farkındaysanız bu seviyelerde kimse üçüncü gücünü kullanamadı şimdiye kadar. Bu kullanabilir. Bayağı bir ilerledi çünkü. Ağır saldırısını yaptı. Siperini yaptı ama işe yaramadı.
üçüncü gücünü kullanabilir dedim. Umarım alamayacak beni. Evet, çünkü yeterince güçlü değil şu anda. Ben de üçüncü gücümü kullanayım ve al aşağı edeyim arkadaşı. Gördüğünüz gibi zaten KO oldu bile. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Yenilmek yok. Yola devam. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu oyunu Huawei P30 Lite ile oynuyorum arkadaşlar. Herhangi bir donma yok. Isınma var. Yani yalan söyleyemem. Isınma var ama biliyorsunuz ki hem ekran kaydedici çalışıyor hem normal oyun çalışıyor. Mikrofon, hoparlör hepsi çalışıyor şu anda. Dahili olarak. O yüzden bu normal iPhone'da bile bir iOS telefonla ya da tablette bile bu ısınma normal arkadaşlar. L3'ümüzü de kullanıyoruz. Ve ne ilginçtir ki gerçekten iPhone'da da oynadım ben bu oyunu. Paylaşımlarımda var. Android'in bu telefonda daha bir grafikler, daha bir güzel, daha bir parlak. Yani iOS işletim sistemine göre tabi 10 ile 11'de oynamadım, o ayrı, ama şey olarak, görüntü olarak gerçekten Android'de şu anda daha bir parlak görünüyor arkadaşlar. Captain America, Colossus ve Ultra Çağ Vizyon'u kullanıyoruz şimdi. Oo, sonuncusu kaçaktı, değişti. Bilmediğim bir karakter geldi. Evet, bu karakteri yeneriz büyük ihtimal. Çünkü hala daha güçlü değil. Yani deminkiler gibi o seviyeye gelmedi henüz. Artık saldırıya devam. Bakın şimdiden zaten canını indirmiştik. Keşke bu gücü erteleyebilseydik. Eckhart'ı edebilseydik. L2 ile öldürelim. Fazla uzatmayalım. Sıradaki gelsin. Colossus. Bu benim diğer hesabımda var galiba. Ama yeterince güçlü değilsin bence şu an. Ama L'ni kullanman lazım. Kullan L'ni. Yoksa gerçi L3'ü de kullansa alamaz ya. Bir şey olmaz. L3'ü bile kullansa alamaz yani beni diye düşünüyorum. Ama kullanamayacak herhalde. Ya da kullanacak, bilmiyorum. Ben kullanayım L3'ü. Yoksa o kullanacak. Gerçi bir şey yapamazdı. Canımız zaten %100'dü. Yine de tehlike atmaya gerek yok. Sonuçta videodayız. Evet, ultra çağ vizyonla. Oo, güzel vurdu be. Bu karakteri hiç görmemiştim ben. İlk defa görüyorum karşımdaki karakteri. Gücünü kullan, kullan. Gücünü kullan, aferin sana. İşte böyle. Amaç güç kullanmak zaten bu oyunda. Kullan, kullan. Lan, kullanmadı lan. Kullan hadi gücünü. Bak. Bak, küserim ha. Heh, aferin. Aslan, Allah. Aslansın be. Kullan, kullan, gücünü kullan. Tamam, şimdi ben de L3'ümü kullanayım. Ve öldü. Evet, bu seriyi de tamamladık. Şu anda 5. seviye tamamlanmış oldu. Çoğaltıcımız 3 oldu artık, bonus çoğaltıcımız. 6. seriye geçiyoruz. Artık yavaş yavaş zorlanmalar başlayacak arkadaşlar. Normalde demir yumruk. Yani dünkü seviyeye gelmek üzereyiz şu anda, onu söyleyeyim.
Storm, bir de Venom. Bundan sonrası zaten dünkü seviye işte. Kaptan Amerika'dır. Az önce gördüğünüz gibi Şahin Gözdür. Ve karşımızda 4 yıldızlı var sonuncuda. Yani artık karşımızdaki rakip de güçlendi. Yani yenme şansımız azalıyor diyebilirim. Ama onun da yöntemi var. Yani belli bir süre bakacağız, seviyelerine bakacağız. Mesela bu kolay gitti, kolay giden bir adam. Zaten düşük seviye. Yani bunu alırız. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta aldık bile. Bunu da alırız. Ama sonuncuyu kesin söyleyemiyorum. Gerçi dün alırız dediğim Stormy de nasıl alamadığımızı gördük yani. Stormy'nin L2'sini size bunda göstereceğim ya. Şimdi geliyor arkadaşlar. Dikkatle bakın L2'ye. Bakın hem sersemletti hem canını ne kadar azalttı ve halletti. Yani dünkü sadece adama yetmedi yani. O taş adama yetmedi gücü. Evet, bu biraz zorlanabilir. Çünkü bu adam da fena. Ama yok, bu adamı da yeneriz ya. Yeneriz ya. Yeneriz dediğim her oyunda yenildim. Alırız alırız. Aslan parçası. Hop. İşte güzel. Ağır saldırılarla zırlanma, kanama, oh. El becerisi hepsi var. Evet, gücünü de kullandı. Güzel. Şimdi sıra bende mi? Ben L3'ü kullanacağım ya. Onu bekliyor. Ben L3'ü kullanacağım. Güzel güzel vurur. Artık bitirelim işini. 4 yıldız da olsan ben onunla başa çıkamadın işte. Nereye kaçacaksın? Ne yapacaksın? Hop gitti. Aslan parçası. Venom'um benim. Sıradaki, evet, 6. seriyi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Zaten 4. yıldız rütbe 1, seviye 1'miş. Yani daha yeni çıkmış da olabilir ona kendisine. Şimdi 7. seriye başlıyoruz. Puanımız 96.000. Dünkü bölüm kadar oynadık işte. Şahin Göz ve Wolverine. Bana yol verin. Şimdi burada yenilebiliriz. Yenilebiliriz. 2 seviye 20 sonuncusu. Bakın Hyperion var zaten. Yenildik demektir. Ama Mordred'a ve Mordred. Merlin filminden. Mordo'ya veya Blade'e yenilme ihtimalimiz yüksek. Ama en sondaki gerçekten güçlü şu anda benimkinden. Bakalım sonuç ne olacak? Blade alabilecek miyiz? Abi habire siper yapıyorlar işte. Siperden kaçmak önemli. Ağır saldırıdan kaçabilmek de önemli. Sürekli siper yapıyor arkadaş. Vay. Kullan kullan gücünü kullan da benim kaçmam lazımdı. Yani o güç kullanırken sen niye duruyorsun arkadaş? Vay. 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 Lan kırmızı gelsene ha. L3. Bu kadar basit. Şimdi Mordo'yla savaşacağız. Bu arada arkadaşlar Mordo'yu yanlışlıkla az önce Mordred dedim. Mordred Merlin'de bir karakter arkadaşlar. Merlin dizisinde, Merlin'in maceraları dizisinde bir karakter. Gerçekten inanılmaz derecede güzel bir dizi. Kral Arthur zamanını anlatıyor. Kral Arthur'a yardım eden efsanelerden bir tanesidir. Büyücü olduğu varsayılan Merlin is
isminde. Kendisi onun uşağı oluyor. Yani uşağı olarak yanına giriyor. Senin kaderin falan diyorlar. O şekilde macera başlıyor. Orada Mordred diye bir karakter ilk sezondan diziye çocuk olarak giriyor. Tabii ki ileride yine karşımıza çıkıyor. Çok ilginç bir oyun, dizi. Ben çok beğeniyordum. Beğenerek izliyordum. Yani 5 sezon, her sezon 13 bölüm. Bence izlemelisiniz diyebilirim. Artık 3 yıldızı da kullanma vakti gelmiştir. Şimdi Mordo, yani Mordred deyince hakikaten aklıma geldi yani o dizi. Son bölümü de gerçekten çok etkileyiciydi. Bitişi yani. İzlemeyenler varsa Merlin'in maceralarını, The Adventures of Merlin izleyin arkadaşlar. Netflix'te var. Aynı zamanda forumlarda da videolarda bulabilirsiniz Merlin'i. Yani tam spoiler vermedim ama tabii ki konu zaten yurt dışında derslerde okutuluyor. Çünkü İngiltere'nin bir nevi efsanesi arkadaşlar. Camelot Krallığı ve Arthur'un yanında lejyonlar ve işte şövalyeler, bir de işte ona yardım eden, savaşta yardım ettiğine inanılan bir büyücü Merlin. Bu da şu anda derslerde okutuluyor yani. O derece bir efsane arkadaşlar. Mitoloji olarak görünüyor. Onun da bilgisini sizlere vermiş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi artık tabii dünkülerden devam ettiğim için ve yenildiğim için çok güçlü karakterimiz olmasa da 8. mi bitti? 9.'ya geçtik galiba. 9. seriyi oynuyoruz. Bakalım en sondaki mesela olağanüstü demir adamdan düşük. En baştaki de zorlayacak gibi görünüyor. 4 yıldız. Tam okumadım ama savaş makinesi, bakalım başa çıkabilecek mi? Görelim bakalım. Umarım savaş makinesi başa çıkabilirsin ve arkadaş gücünü kullanır da bize, evet güzel kullandı. Önemli olan bana 3. gücünü kullanması şu anda. 4 yıldızlı çünkü. Bunun 4 yıldızlı olması bize gerçekten bayağı zarar verebilir. Ama sonu belli oldu. Sonu elimizden olacak. Saldır bana. Güzel. Şimdi de L3. Savaş kahramanı. Hayırdır, korunabileceğini mi zannettin? İşte bu kadar. Sıradaki evet, yansıtıcısı bulunan Kara Panter. Bakalım karşıdaki Black Bolt muydu? Kimdi bu? Korkusuz muydu? Neydi? Bakalım neler yapabilecek? Yani beni bayıltamaz çünkü dediğim gibi siper yansıtma zırhım var. Yani güç yansıtma zırhım var. Gerçek saldırı yaptık. Bunda dayanamadım. L2'yi kullandım. Yani kanama yapmadı çok fazla ama olsun. 3'ü de kullansa çok bir şey ifade etmeyecek ve şu anda kanama yaptı. Kanamayla bitiremedik derken ağır saldırıyla sonunu getirdik. Devam ediyoruz. Yani bu seriyi de aldık arkadaşlar. Bunu yenemesek bile bu seriyi aldık. Demir Adam ve Olağanüstü Demir Adam birbiriyle savaşacak. Bakalım hangisi galip gelecek. Olağanüstü Demir Adam daha güçlü. Ama bizim demir adamı da oynatan benim. O yüzden gördüğünüz gibi bayağı bir gücünü indirdik. %30 indi gücünün ve inmeye devam ediyor.
ve gücünü kullandı. El becerisiyle L'den kaçtık. Dikkat etmişsinizdir. Bir daha kullansana gücünü ya. Ne güzeldi o güç. Bir daha kullan. Abi vur vur bitmiyor tabi. 4 yıldız yani. 46'ya kadar getirdik canını. L3'ümüz onu öldürmez. O yüzden kullanmayacağım. Ama kendisi şimdi kullanacak. O yüzden umarım kullanmasına ihtiyaç kalmadan dedim ama şu an öldük. Gördüğünüz gibi 4 yıldızlı olduğu için tahmin ettiğim şey oldu. Ben yapsaydım öldürebilir miydim? Belki de öldürebilirdim. Belki de hata yaptım kullanmamakla. Ama bir şey demeyeceğim. Şu anda 113.755. Dediğim gibi 120.000'de kalabiliriz. Yani bunda da 120.000'de kalabiliriz. Çünkü şu ankiler öyle çok bir Angela, örümcek adam, teknolojik bilmem ne. Bir de Scarlet Witch var. Bunlarla bir savaşalım bakalım. Karşımıza gelenler full 4 yıldız olacak. Evet. Yani ama benim 3 yıldızım 4 rütbe seviye 8. Yani fena değil. Scarlet Witch ilk çıkanlardandı. Ben bayağı onu güçlendirmiştim zaten. Yani şu an Scarlet Witch sonunda zaten. Son gücünde. Yani daha fazla yükselemiyor. O ne lan, Morpheus gibi bir adam. Ha şey lan bu. Hadi be. Evden Uzakta filmde çok iyiydi ya bu adam. Adını at şey yapamadım, söyleyemedim sadece. L2'yi kullan gitsin ya, öldüreceksin zaten. Bay bay. Sıradaki evet, örümcek adam. Birçok çeşit örümcek adam var arkadaşlar. Onu gördüğünüz az çok. Bakın nasıl da kaçıyor. Yani sol tuşa basmanız yetiyor. Kendisi kaçıyor zaten. Her zaman değil tabi. Bazen örümcek hissiyle kaçıyor. Ama mesela bakın karşımdaki Bayan Marvel nasıl da şey yaptı. Yani direkt vuruşlarla ne kadar canımı indirdi. Ya 4 seviye yani, daha ne diyebilirim. Ve daha benim kullanmaması lazım. Ben kullanayım, o kullanmasın. Kullan bakalım. Ya bitireceğiz ya bitireceğiz. Zor ama. Vallahi bitiremedik lan. Eyvah eyvah. Of. Afalladığı için. Afalladığı için aldık arkadaşlar. 123.000 olduk. Afallamasaydı zaten işimiz zordu. Bitmişti. Gerçekten çok iyi oldu. Bölüm biraz uzadı. Oo, buna kesin yenildik arkadaşlar. Buna hiç şey yapmaya gerek yok. Bu demir adamın güçleri bende de var çünkü. Bu adamın L3'ü zaten ekstra kuvvetli. Yani bana şeyleri kullansa yeter. Güç kullansın ama L3'ünü kullanmasın. Bunun bir L3'ü anında beni bitirmeye yeter. Ve Allah'tan güçlerini kullandı. Bakın sadece L2'siyle beni ne hale getirdi. Ben o kadar vurdum. O seviyeye benim canımı bir vuruşta getirdi. Yani o yüzden. Ve bundan da engelleyemiyorsun bazen. Şok da var. Maalesef ki yenileceğiz arkadaşlar bunda. Bunu en başta söylemiştim zaten. O yüzden şey yapmıyorum. Zaten en başta size söylemiştim. Otomatik engellemesi de var. Bari ölmeden şu L3'ü kullan diyecektim. L3 kullanmadı. L1 kullanalım bari. Ölene kadar savaşırız. Yani son damlamıza kadar savaştık diyelim. Ve knockout olduk. Gelişinden belliydi. Evet arkadaşlar, 123.000 değilmiş. 121.000'miş. Eğer bunu kazansaydık 123.000 olacaktı. Öyle hesaplamıştık. Olmadı. 9. seriyi de bitirmiş olduk ama. İsterseniz artık
Şu Rogue'u gelmişti geçen, onu bir deneyelim. Şunu bir deneyelim. Bir de Kaptan Octopus 4 yıldız var, vay! Onu bir deneyelim. Bunun 3 yıldızlısı da var, 4 yıldızlısı da gelmiş, güzel. Doktor Octopus dediğime bakmayın, Doktor Octopus yani. Arkadaşlar burada yani iki tane çağ kristalini aldım, üçüncü çağ kristaline doğru gidiyoruz yani farkındaysanız. Yani evet biraz zaman ayırmanız gerekiyor, bir iki saatinizi ayırmanız gerekiyor. O da belirli sürelerde çünkü tabii ki kahramanlarınız bitiyor. Bitince biraz ara vermeniz gerekiyor ya da yeniliyorsunuz, yenilince mecburen ara vermeniz gerekiyor. O ara verdiklerinizde işte arkadaşlar takımınızı toplayıp tekrardan savaşa girmeniz gerekiyor ama öldük galiba. Evet. Ben kırmızıyı kullansaydım böyle olmayacaktı. Hata ettim. Galiba 3. çağ kristalini alamadan öleceğiz. Bu böyle, bundan o anlaşılıyor. Evet. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bu sefer ben kırmızıyı kullanacağım. Yani L3'ü kullanacağım kırmızı derken arkadaşlar. Eskiden bir firmanın reklamı vardı. Kırmızı! Şey vermeyelim, spoiler vermeyelim, reklam yapmayalım. Sana kullandırtmayacağım bu sefer. Hadi be! Oğlum olmadı lan. Üf. Allah'tan karşıdakininki de güçsüz. Yani ikinciyi de aldık, üçüncüyü de alırsak bu seri bizim. Alabilir miyiz? Meçhul. Ahtapot 4 yıldızla ilk defa oynuyorum. Bayağı bir 4 yıldızlı olmuş bu arada ya. Oo, karşımızdakine bakın. Abi adamın vurduklarına baksana ya. Bari gücünü kullansın ya. Gücünü kullan. Yok, ağır saldırı yapıyor, gücünü kullanmıyor. Gücünü kullansaydı iyiydi. Ama ben kullanacağım. Bitiremezsem o beni bitirecek zaten. Ve bitiremedik arkadaşlar galiba. Ayva yedik. Bu serüven de buraya kadarmış arkadaşlar. Bu seviyede buraya kadarmış. Yapacak bir şey. Hadi be. Yenemedi. Yenemedi beni. Allah'ım. Demek ki videoyu bitirmemi istiyor. İşte bu. Bu seriyi de aldık arkadaşlar. Bonus çoğaltıcımız 3 olarak devam ediyor. 20.000 puan kaldı almamıza. Yani 2 seriyi daha tamamlarsak bu iş bizde. Şu filtreden 4 yıldızları seçiyoruz. Strange'i kullanmasak mı? Şunu kullanalım. Mecbur kullanacağız, yapacak bir şey yok. Strange'i kullanalım. Bunu da kullanalım. Sırayla gidelim. Sonrakinde Şahin Göz. 4 yıldızlıyı kullanacağız tabii ki. Karşımızdakinin şeyine bak. 3, 30, yuh. Sentinel de var ya. Sentinel zaten öldürüyor ya. Hadi bakalım. Murdoch'a önerenler bakalım ne diyeceksiniz. Bence çok saçma ya. Bunu hayatta yenemeyiz ya. Ya yok yok, yenemeyiz. Abi adam bir vuruşuna bak ya. Ağır saldırı yaptı. Bu bize saldırı imkanı sundu. Heh. Gücünü kullan, kullan. Güzel. Kullan ya işte böyle. Niye kullanmıyorsun gücünü? Gücünü kullan ya. Oh. Sersemledi bir de demin. El beceri saldıra. Yakalım biraz da. Oh. Ama gücünü kullan. Kurban oldu. Aha. Kullandı lan. Kullandı ve bizi bitirdi. Aha. Öldük.
Sentinel'i yenemiyoruz arkadaş ya. Bunu da yenemeyeceğiz Doktor Strange'le. Ona da emin olun. Yani bu seri bitti arkadaşlar. Maalesef sadece demin gecikmiş demek ki. Bu seri bitti. Bu seriden bir şey beklemeyin yani. Onu söyleyeyim. Bu seri bitti artık. Aferin lan, gücünü kullandın. Güzel. İlginç. Tabii benim yenmemi istiyorsun değil mi? Gene kullansana be gücünü. Hadi kullan. Gücünü kullan. Abo. Sakın ha. Ya ben kullanacaktım ama ya. Bitti abi. Öldük. Hata yaptık. Biz kullanacaktık. Hata yaptık. Lan ne güzelmiş lan gücü. Vallahi bir şey olmadı. Güzel. O zaman son duanı et bakalım aslan parçası. Güle güle. Aldık. Güzel. Bu sonuncuyu da alabilirsek eğer, ki imkansız, ama alabilirsek eğer, imkansız diyorum bakın, imkansız ama alabilirsek gerçekten bir mucize diyebilirim. Yani adam çünkü bayağı bir karşı taraf kendini bayağı bir geliştirmiş. Gücünü kullan, güzel ama gücünü kullanması, lan nasıl kaçtık ya lan? Siper yaptık yolum. Engellenemez mi var yoksa şeyinde, gücünde? Oo evet, engellenemezi varmış. Siper yapsak da nafile. Tamam, yenildik ya. Kaçarı yok, anladık. Anladık. Kaçarı yok, yenildik. Çok bir şey olmayacak yani. Anlaşılmıştır. Ben buna 3 yıldız kullansam bile bir fayda etmeyecek. Ama öyle gücünü kullanırsa benim için iyidir yani. Sadece gücünü kullanırsa habire benim için iyidir yani. Kullansın gücünü tabii ki. Kullanmasın mı diyorsun? Kullansana lan. Lan gücünü kullan bak sakın. Üç yıldızlıyı kullanma. Gücünü kullan, beni sinirlendirme hadi. Hadi lan. Güzel. Kullandı vallahi lan. Tamam, ben artık başlıyorum. Sen bittin. Evet, sen bittin. Dedim ya. Sen bittin. Umarım bitmiştir yani. Umarım. Yoksa biz bittik yani. Kurtuluşumuz yoktu. Tam zamanında vurmuşuz. Bu da bize seri kazandırdı. Ve 10. seriyi de tamamladık. 11. seriye geçiyoruz. Bu son serimiz ve Çağ Kristal'in 3.sünü alıyoruz. Ondan sonrasına devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ondan sonrasındaki rakama bakın, 750.000 bulacak büyük ihtimal. Bunda da Şahin Göz'ü kullanacağım. Şahin Göz'ü en sona koyacağım. Olağanüstü Demir Adam'ı koyuyorum. Ya da Mordo'yu koyuyorum. Bayan Marvel'ı koyuyorum. Bir de Şahin Göz'ü koyuyorum. Hadi bakalım aslan parçası. Bunu da alalım ve yarışı bitirelim arkadaşlar. Zor. 5.50 ne lan? Yuh. Karşımızdaki adam gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Abartmıyorum. Gerçekten çok güçlü. Dikkat etmek gerekiyor. Ya kazanacağız ya öleceğiz. Baksanıza. Yuh. Ah. Adam daha ilk round'dan bizi bitirdi zaten. Baksana. Karşımızdaki çok güçlü arkadaşlar. Yani görmediniz mi? Bence gördünüz. Karşımızdaki gerçekten çok güçlü. Şimdi bir 3 gücü kullanacak ve bitirecek işte.
karşımızdaki gerçekten çok güçlü. Bu eli de verdik. Yani 150'ye gidemiyoruz. (gülüyor) 11. seride öldük arkadaşlar. Ya en kolay adamda bile, yani şunu da yenebilirsin yani. Boş boşuna kanama aldın demin. Yani bunu da alabilirsin artık, yapma, gözünü seveyim. Bunu alırsın Bayan Marvel ya. Kaptan Marvel mı, Bayan Marvel mı, alırsın ya. Bak gücünü de kullandı, hata etti işte. Gücünü kullandığı için sen bunu alırsın ya. Ya bak ikinci gücünü de kullandı, güzel. Tam senlik işte, daha ne istiyorsun? L2 ile bile alırdın ha. Hadi bakalım. L3 ile bitirelim işini. Şahin Göz'ün L1'ine ve L2'sine güveniyorum. Hani güç boşaltıyor L1. Ona güveniyorum ama zırh yansıtıcı var, Allah kahretmesin. Vay vay, yedik. Abi bu adama şey yapacağız. Bu adamdan kaçacağız abi. Sersemletme yaparsak biz gideriz. Bir de gücünü boşalttıracağız. Bir de saldırı yapmaya çalışacağız. Başka türlü adamı yenebilme şansımız sıfır diyebilirim. İyi gücünü kullandı. Ay vay, yedik gerçi. Ama onu da güçsüz bıraktık. Bu güzel bir şey oldu. Yansıtıcı zırhı var. O tehlikeli. Ağır saldırıyı kullandı ve bitirdik. Vallahi bitirdik ya. Allah'ım. Yenemeyeceğim diyordum. Vallahi bu seriyi de geçtik. 11. seriyi de geçtik ya. Beyler video uzadıkça uzuyor böylelikle. Derken gördünüz arkadaşlar. Uzamasına gerek kalmadı videonun. 158.000'e geldik. Yani 159.000 civarında. Bu bize bir çağ altını daha kazandırdı. Yani ve 1600 çağ altını geldi. Şu anda gördüğünüz gibi bakın 2000 tane vardı. 3600 oldu arkadaşlar. 13.000 altın aldık. 1500 savaş rozeti aldık. 15 de kredi aldık arkadaşlar. Bu bize yeterli gelecektir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abonem değilseniz de abonem olmayı unutmayın. Marvel Şampiyonlar Turnuvası serisi devam edecek. Kendinize iyi bakın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay. This is the moment.